Merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın Özel Öğretim Kursu'ndan Türkçe öğretmeni Yasemin Aracı Demirtaş. 7. sınıflarla fiiller konusunu işleyeceğiz şimdi. İlk başta fiil deyince aklımızda belirleyecek olan ilk kelime nedir? Eylemdir. Arkadaşlar bir yerde eylem görürseniz şaşırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ha, bu fiil demekti diye aklımıza getiriyoruz. Peki fiil ne demekti arkadaşlar? Fiil ise iş, oluş, hareket bildirip kip ve kişi eki alan sözcüklerdi. Mesela şuna bakalım. Okula kadar biraz yürüdüm kelimesinde iş, oluş, hareket bildiren okul kelimesi olabilir mi? Bir iş var mı? Hayır. Kadar da yok. Biraz da yok. Ama yürüdüm kelimesinde ne var arkadaşlar? Bir iş var değil mi? Bir hareket var. Peki kip ve kişi eki alır demişiz. Yürüdüm. Ben bunu ne zaman yaptım arkadaşlar? Geçmişte yaptım değil mi? O zaman şuradaki de kip ekim olur. Peki kişi eki demişiz. Bunu yapan kim? Ben yaptım. Ben yaptıysam o zaman şuradaki M'de birinci tekil şahıs eki olur arkadaşlar. Şimdi kısaca kip ve kişi hakkında da bilgi verdik. Şu kipleri bir de ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Kip ne demekti? Bir eylemin zamanını ve tasarısını bildiren eklerdi. Bunlar ikiye ayrılıyordu arkadaşlar, değil mi? Bildirme, haber kipleri, bir de dilek tasarlama kipleri. İlk olarak bildirme kipleriyle başlayalım. Bildirme kipleri dediğimiz şeylerin anlamında ne olacak? Zaman anlamı olacak arkadaşlar. Zaman olmazsa olmaz. Neden? Çünkü bu bildirme kipleri ne zaman yapıldığını bildiriyor bize. Geçmişte mi yapmışım? Gelecekte mi yapacağım? Şimdi mi yapıyorum? Yoksa her zaman mı yapıyorum? Bunu anlatıyor bize. İlki görülen geçmiş zaman. Diğer adıyla bilinen. Bilinen diye de karşınıza gelebilir. Görülen geçmiş zaman ekimiz nedir? Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tüdür değil mi arkadaşlar? İkincisi öğrenilen geçmiş zamandır. Mış, miş, muş, müş değil mi? Bu aynı zamanda duyulan geçmiş zaman diye de karşınıza gelebilir. Peki ben bu işleri ne zaman yapıyorum şu ikisini? Hep geçmişte. Mesela yaptım dedim. Ne zaman? Geçmişte yaptım. Ya da görmüş dedim. Ne zaman görmüş? Geçmişte görmüş. Şimdiki zaman ise yordur. Bir işin şu anda yapıldığını bildirir bize. Mesela yazıyorum dedim. Ne zaman? Şu anda yazıyorum. Yor o zaman şimdiki zamandır. Gelecek zaman ise acak ecektir. Zaten kendi içerisinde de fark ettiyseniz acak ecek diye geçiyor. Acak ecek eki gelecek zamandır. Bir işin gelecekte yapılacağını bildirir bize. Geniş zaman ise re'dir. Olumsuzu ise mazmezdir arkadaşlar. Bu geniş zaman ne demektir? Bir işin her zaman yapıldığını, genellikle yapıldığını bildiren eklerdir. Ya da daima yapılmadığını ya da aralıklarla yapılmadığını bildirir. Mesela her akşam süt içerim dedim. Ben bunu her akşam mı yapıyorum? Evet. Her pazar koşuya çıkarım. Ben koşuya ne zaman çıkıyorum? Her pazar genellikle yapıyorum değil mi arkadaşlar? O zaman burası tamamen bize ne bildiriyormuş arkadaşlar? Zaman bildiriyormuş. Yani bunlara biz ne diyoruz? Zaman ekleri diyoruz. Bildirme haber kiplerine. Dilek tasarlama kiplerine geldik. Dilek tasarlama kiplerinde ilki gereklilik. Bir işin yapılmasının gerektiğini gösterir. Malı ve melidir arkadaşlar. Şart sa s'dir. İstek kipimiz a e'dir. Emir ise kipi, görünürde kipi yoktur. Anlamdan çıkarırız. Gel, git, bitir, iç. Bunlar hep nedir arkadaşlar? Emir kipiyle çekimlenmiş fiillerimizdir. Şimdi birlikte bir etkinlik yapalım. Bütün kipleri bir arada bir kullanalım. Mesela sınavı kazanmak için Yalçın'a gittim dersem şuradaki tı, ti, tu, tü nedir arkadaşlar? Görülen, geçmiş, zaman ekidir değil mi? Kim yapmış? Ben yapmışım. Peki sınavı kazanmak için Yalçın'a gitmiş dedim. Bu işi ne zaman yapmış? Geçmişte yapmış. Öğrenilen geçmiş zaman. Sınavı kazanmak için Yalçın'a gidi
Şöyle D'ye çevirelim burayı. Yumuşama olacak. Gidiyor dedim. Bu işi ne zaman yapıyor? Şu anda yapıyor. Yani şimdiki zaman sınavı kazanmak için Yalçın'a gidecek dedim. Yine yumuşama olacak. Gidecek. Değil mi? Acak ecek. Ne zaman? Gelecekte. O zaman gelecek zaman. Zaten gelecek zamanda acak ecek içinde de geçiyordu. Oradan bir tüyo olabilir. Sınavı kazanmak için Yalçın'a gider dedik arkadaşlar. Ar, er nedir? Geniş zaman. Bu işi her zaman yaptığını bildiriyor bana. Sınavı kazanmak için Yalçın'a gitmeli dedim. Malı meli neydi? Gereklilik kipiydi. Sınavı kazanmak için Yalçın'a gitse dedim. Sase nedir? Şart kipidir. Sınavı kazanmak için Yalçın'a gideyim dedim. Şuradaki A, E nedir arkadaşlar? İstek kipidir. Bir de neyimiz vardı arkadaşlar? Emir kipimiz vardı. Emir kipi dediğimiz şey neydi? Görünürde bir ek, yani kip eki yoktu. Ben anlamdan çıkarıyordum. Mesela sınavı kazanmak için Yalçın'a git dedim. Git burada. Sana emir veriyor mu? Evet. O zaman bu fiil emir kipiyle çekimlenmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi haber kiplerinden biri ile çekimlenmiştir? Haber kipleri neydi arkadaşlar? Bildirme kipleriydi. Yani zamandı, değil mi? Anlamında zaman olacaktı. Ben bu işi ne zaman yapmışım? Geçmişte mi yapmışım? Gelecekte mi yapacağım? Şu anda mı yapıyorum? Ya da her zaman mı yapıyorum? Ne zaman yaptığıma bakacaktım. Baktım. Bu işi bugün bitir. Bitir demiş. Emir mi vermiş gençler? O zaman bu dilek tasarlama kiplerinden mi? Bu gitti. Bunları yapmamalısın. Malı nedir? Gereklilik kipidir. Gereklilik kipi neredeydi? Yine dilek tasarlama kiplerindeydi. Değil mi arkadaşlar? Gitti. Bunca sıkıntıya nasıl katlanmışlar dersek. Şuradaki mış tanıdık geldi mi? Bu neydi? Öğrenilen geçmiş zaman ya da duyulan geçmiş zaman dediğimiz haber kiplerindendi, değil mi arkadaşlar? O zaman haber kipini bulduk. Cevabımız Ceyhan. Bir de Denizli'ye bakalım. Burada hangi ekimiz gelmiş? Annem daha erken gelebilse. Sase tanıdık geldi mi? Bu ek neydi? Şart mıydı? Şartta neredeydi? Dilek kiplerinde miydi gençler? O zaman bizim cevabımız haber kiplerinden zaman anlamı taşıyan mış miş olur deriz. Şimdi sırasıyla bir etkinlik yapalım arkadaşlar. Ama etkinlikten önce fiillerde şahıs yani kişiye bakalım. Bu kişi eki ne demekti? Fiillerin bildirdiği hareketler vardı ya, durumlar, oluşlar vardı. Bunun kim tarafından yapıldığını bildiriyor bize. Bu işi kim yapmışın cevabı yani. Şimdi birinci tekil kişi kimdir? Ben. İkinci tekil kişi sen. Üçüncü tekil kişi o. Bunlarda hiçbir çoğuluk yok, değil mi? O yüzden tekil diyoruz. Ben tek kişiyimdir. Sen tek. O tektir. O zaman bunlara ben bir, sen iki, o üçse birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil. Ama biz dersem gençler, biz ben var mıyım bu grubun içinde? Başkaları da mı var? Benim içinde bulunduğum gruba biz derim ve çoğula dönüşmüş olur. Ben birsem bu da birinci çoğul şahıs olur. Sen bu grubun içerisindeysen siz olursunuz. İkinci çoğul şahıs olur. O bu grubun içindeyse onlar diye hitap ederim. Onlar da üçüncü çoğul şahıs olur. Peki bunların ekleri nedir? Ben kişisinin eki M'dir. Bu ım, im, üm şeklinde de görülebilir. Sen kişisi N'dir. In, in, un, ün şeklinde de görülebilir. O yani üçüncü tekil şahsın eki yoktur arkadaşlar. Mesela anlattı dedik ya, anlattı. Baktım şu görülen geçmiş zaman başka bir ek yok. Peki anlamdan çıkarabilir miyim? Bu işi yapan kim anlattı? O anlattı dersem ne olur gençler? Üçüncü tekil şahıs olur. Ek yoktur, anlamdan çıkarırız deriz.
Peki, birinci çoğul şahsın eki nedir? Ke ya da is şeklinde görülür. Birazdan şunun ikisini örnekleri yapacağız bol bol. Siz kişisinin eki nız, sınız, sinizdir. Onlar ki lar, lerdir arkadaşlar. Şimdi şu anlattığı kelimesini biz ne yapalım? Görülen geçmiş zamanda birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul şahsa göre çekimleyelim. Mesela anlattım. Kim yaptı bu işi? Ben yaptım, değil mi? O zaman arkadaşlar şuradaki M eki nedir? Birinci tekil şahıs ekidir. Anlattım dedim. Şey anlattın dedin. Ne? Neydi arkadaşlar? Şurada da görmüştük. İkinci tekil şahıs oldu. O anlattı dersek ne oldu? Ek yok. O zaman bu o anlattı diyebiliyorsam üçüncü tekil şahıs oldu. Peki biz ne yaparız? Biz anlattık dedik. Şu tı görülen geçmiş zamandı. K ise neydi? Şurada yer alıyordu. Birinci çoğul şahıs oldu. Siz anlattınız dedik. Tı neydi? Görülen geçmiş zamandı. Nız da şurada yer alıyordu. İkinci çoğul şahıs oldu. Onlar anlattılar dedim. Tı görülen geçmiş zaman, lar ise şurada yer alan üçüncü çoğul şahıs. Fark ettiyseniz bunların başına ben, sen, o, biz, siz, onlar getirerek kaçıncı şahıs olduğunu anlıyorum. Mesela anlattınız dedim. Bu işi kim yapmış? Anlattınız. Siz anlattınız. Siz kaçıncı şahıstır? İkinci çoğul şahıstır, değil mi arkadaşlar? O zaman ben nasıl bulacakmışım bu fiilde şahsı, kişiyi? Fiilin başına ben, sen, o, biz, siz, onlar getirerek kaçıncı şahısta yazıyorum aynen arkadaşlar. Mesela şunu ben sorsam dedim. M nedir? Birinci tekil şahıs. Sen sorsan dedim. Ne? İkinci tekil şahıs. O sorsa dedim. Ek yok. O diyebildiğim için anlamdan çıkarıyorum ki bu üçüncü tekil şahıs oldu. Biz sorsak dedik. Şart kipi şuradaki K'de birinci çoğul şahıs. Siz sorsanız nız ikinci çoğul şahıs. Onlar sorsalar dedik. Lar nedir arkadaşlar? Üçüncü çoğul şahıs olur dedik. Şimdi biz bütün kipleri bir şahıslara göre çekimleyelim gençler. Mesela görülen geçmiş zamanı gelmek fiilini birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil gibi ve olumsuzlarını da görerek bir çekimleyelim. Görülen geçmiş zaman ekimiz neydi? Dı, di, du, düydü ya da tı, ti, tu, tü şekli olabilirdi. Örnek verelim. Mesela geldim dedim. Dı, di, du, dü görülen geçmiş zaman şuradaki m'de birinci tekil şahsı oldu değil mi? Gel din dedim. Dı, di, du, dü görülen geçmiş zaman ne ise ikinci tekil şahıs oldu. O geldi dersem gençler. Burada ek şahıs eki yok. Sadece neyi görüyoruz? Görülen geçmiş zaman ekini görüyoruz. Peki biz geldik dedik. Şuradaki dı, di yine görülen geçmiş zaman. K ise birinci çoğul şahıs. Geldiniz dedim. Görülen geçmiş zaman ikinci çoğul şahıs. Geldiler dedim. Görülen geçmiş zamanın üçüncü çoğul şahıs çekimi oldu gençler. Olumsuzuna gelelim. Gel. Olumsuzluk ekimizi bir baştan söyleyelim ama ma ve m'dir değil mi canlar? Gelmedim dedim. Şurası olumsuzluk. Görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahıs çekimi oldu. Gelmedin dedim. Görülen geçmiş zamanın olumsuzunun ikinci tekil şahıs çekimi oldu. Gelmedi dedim. Yine ek görünmüyor şahısta ama görülen geçmiş zamanın olumsuzu o gelmedi diyebiliyorsam üçüncü tekil şahıs çekimi oldu. Gelmedik dedim. Gelmediniz dedim. Gelmediler dedim. O zaman M'ler burada bana olumsuzluk ekini, D'ler görülen geçmiş zamanı, M birinci tekil şahıs, N ikinci tekil, üçüncü tekil şahsın şahıs eki yoktu. K birinci çoğul, N
ikinci çoğuller, üçüncü çoğul şahıs eki oluyor. Geldik öğrenilen geçmiş zaman, diğer adıyla duyulan geçmiş zaman ekimiz neydi? Mış, miş, muş ve müş. Uyumak kelimesini yine şahıslara göre olumlu ve olumsuz çekimleyelim. Uyumu şum dedim. Bu işi yapan kim? Ben. Birinci tekil şahıs. Mış miş muş müş. Öğrenilen geçmiş zaman. Uyumuş sun. Uyumuş. Yine ek görülmüyor ama o uyumuş diyebildiğim için üçüncü tekil şahıs oldu. Uyumuşuz dedim. Ne oldu gençler? Şuradaki uz birinci çoğul şahıs oldu. Uyumuş sunuz ve uyumuşlar. Şuradaki muşlar bize hep neyi verdi? Öğrenilen geçmiş zamanı. Eklerimiz ise şahıs eklerini. Başına misal getirelim. Uyumuşsunuz. Kim yapmış bu işi? Siz. O zaman ikinci çoğul şahıs oldu gençler. Bir de olumsuzunu verelim bunun. Olumsuzluk ekimiz neydi? Yukarıda zaten söylemiştik. Mameydi. Uyumamışım dedim. İkincisini yapalım. Sen uyumamışsın. O uyumamış. Biz uyumamışız. Siz uyumamışsınız. Onlar uyumamışlar. Şuradaki ma'lar hep nedir arkadaşlar? Olumsuzluk eki, mışlarımız, öğrenilen ya da duyulan geçmiş zaman ve sonda kalan eklerimiz de bizim hep, burada ekimiz yok, hep nedir arkadaşlar? Şahıs ekleridir deriz. Şimdiki zamana gelecek olursak, şimdiki zaman ekimiz neydi? Yordu değil mi? Mesela geliyorum dedim. Yor şimdiki zaman M birinci tekil şahıs. Geliyor sun. Geliyor dedim. Yine şahıs eki görünmüyor. Geliyoruz. Geliyorsunuz. Geliyorlar dedik. Şuradaki yorlarımız hep şimdiki zaman ekimiz. Şuradaki larlar, sunuz, sun. Bunlar da hep nedir arkadaşlar? Şahıs ekleridir. Olumsuzunu yapalım. Gelmiyorum dedik. Şuradaki mame artık neye dönüştü olumsuzluk ekimiz? Daralmaya dönüştü. 5. sınıfta hatırlarsanız görmüştünüz. Ünlü daralması diye bir konu. Gelmiyor sun. Gelmiyor. Gelmiyoruz. Gelmiyorsunuz ve onlar gelmiyorlar. Şu miler hep nedir gençler? Olumsuzluk eki dediğimiz gibi ünlü daralması olmuş. Yorlarımız şimdiki zaman. Geri kalan kısımlarımızda hep şahıs eklerimiz oldu. Gelecek zamana baktık. Gelecek zaman ekimiz kendi içerisinde de geçen neydi? Acak ve ecekti. Çekimleyelim. Okuyacağım. Okuyacaksın. Okuyacak. Biz okuyacağız. Siz okuyacaksınız. Onlar okuyacaklar. Baktık şu acak ecekler bize hep neyi verdi canlar? Gelecek zaman ekini verdi. Peki mesela aradan bir tanesini seçelim. Şunu seçelim. Okuyacağız. Bu işi kim yapacak? Biz yapacağız. Biz peki nedir? Çoğul mudur? Evet. Kaçıncı şahıs? Birinci çoğul şahıs değil mi arkadaşlar? O zaman sonunda aldığı ek de şahsını veriyor bize. Olumsuzunu yapalım. Ben okumayacağım. Sen okumayacaksın. O okumayacak. Mayacak. Şöyle yazalım. Biz okumayacağız. Siz okumayacaksınız.
Onlar okumayacaklar. Şuradaki mallarımız yine olumsuzluk ekini verdi. Acaklarımız neyi verdi gençler? Olumsuz gelecek zamanı. Sonunda aldığı eklerde şahıslarını verdi deriz. Geldik nereye? Geniş zamana. Geniş zamanımızın eki neydi arkadaşlar? Re. Olumsuzu ise maz mezdi. Mesela ağlarım. Değil mi? Re neydi? Geniş zamandı. Im da birinci tekil şahıs. Ben ağlarım. Bu işi yapan ben. Sen ağlarsın. O ağlar. Ek yine görünmüyor ama anlamdan çıkarıyoruz. Biz ağlarız. Siz ağlarsınız. Onlar ağlarlar. Olumsuzunu yapalım. Ağlamam. Ağlamazsın. Burada nasıl görüldü arkadaşlar? Geniş zamanın olumsuzu mazmez diye görüldü. Bunu unutmuyoruz. Önemli bir bilgidir. O ağlamaz. Biz ağlamayız. Siz ağlamazsınız. Onlar ağlamazlar. Olumsuzluk eklerimiz mazmez oluyor geniş zamanda. Geriye kalan kısımlarımızda bize neyi veriyor gençler? Şahıs eklerini veriyor. Bu işi kimin yaptığını gösteriyor. Gereklilik kipine gelelim. Gereklilik kipimiz neydi? Malı ve meliydi. Gül meliyim. Sen gülmelisin. O gülmeli. Yine ek görülmedi. Biz gülmeliyiz. Siz gülmelisiniz. Onlar gülmeliler. Malı meli neymiş arkadaşlar? Bizim gereklilik kepimizmiş. Şu olumsuna da bir tanesini rastgele yapalım. Zaten anladınız konuyu. Mesela birinci çoğul şahsı yapalım. Biz gülmeliyiz. Bunu gördüm mesela şıklarda, testlerde. Gül fiilimizin kökü mame, olumsuzluk, malı meli, gereklilik gibi. Bu işi kim yapıyor? Gülmeliyiz. Biz. O zaman bu da birinci çoğul şahıs olur canlar. Geldik şart kipine. Şart kipinde neydi şart kipimiz? Sa ve seydi değil mi arkadaşlar? Mesela sevsem. Sevme sem. Ne yaptım? Sevsem olumluydu. Sevmesem mame alarak olumsuzuna dönüştü. İstek kipine geldik arkadaşlar. İstek kipinde gelmek fiili. Neydi istek kipimiz? A ve E'ydi. Buna mesela geleyim dedik. Birinci tekil şahsın istek kipi oldu. E görüldü değil mi? Sen gelesin dedim. E yine görüldü. Sen olduğu için burası ikinci tekil şahıs oldu arkadaşlar. Ama diğerleri çok fazla bir kullanılmıyor. Üçüncü, şey birinci çoğul şahıs haricinde. Mesela o gele demiyoruz değil mi? Ya da gelelim dedik. Bu da yine sık kullanılanlardan. Şurası şahıs eki, şuradaki a e ise istek gibi. Ama siz gelesiniz dedik. Onlar gele ler dedik değil mi arkadaşlar? Olumsuzluk yapalım. Ben gelmeyeyim dedim. Baktım şurası olumsuzluk. Y kaynaştırma harfim. Şuradaki E artık ne oldu? İstek gibi kaynaştırma. Şuradaki im ise birinci tekil şahıs oldu. Şunu yapalım ikinci tekilini. Gelmeyesin. Şu mame olumsuzluk. A, E, istek, sen gelmeyesin dersek burası da ikinci tekil şahıs oldu. Üçüncüsünü yapalım. Gelmeye dedik. Mame, olumsuzluk, ye, kaynaştırma, A, E ise istek kipimiz oldu. Olumsuzunu yapalım. Birinci çoğul şahsın. Gelmeyelim. Baktım mame, olumsuzluk, E istek, geriye kalan kısım ise şahıs ekidir. Biz gelmeyelim deriz. Siz
Gelmeyesiniz dedik. Sınız şahıs ekiydi. E'miz istek gibi. Mame ise olumsuzluk ekimiz oldu. Gelmeyeler. Çok fazla kullanmıyoruz aslında gündelik hayatta. Mame nedir? Olumsuzluk ekimiz. Y kaynaştırma. E istek. Laler ise nedir arkadaşlar? Üçüncü çoğul şahıs ekimiz olur. Ve geldik emir kipine. Emir kipi dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir kişiye ne yapmaktır? Emir vermektir. Bu ek olarak karşımıza çıkmıyor. Ne olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Anlamdan çıkartacağız. Emir kipi git. Mesela bir insan kendisine emir verebilir mi? Kendime deniyorum. İnsan kendisine emir veremez gençler. O zaman birinci tekil şahsı emir kipi asla ve asla olmuyormuş. Peki ikinci tekil şahsa bakalım. Sen git dedim. İkinci tekil şahsa emir verebiliyorum ama eki yine yok arkadaşlar. O gitsin dedim. Ne yaptım? Emir verdim, ekini de koydum buraya. İnsan kendisine emir veremezse kendi içinde bulunduğu gruba da emir veremez gençler. O zaman birinci çoğul şahsında emir kipi yoktur. Bazen sorularda karşınıza gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi mesela gitmek fiiliyle çekimlenemez? İşte gelecek zaman verir, istek kipi verir, geniş zaman verir, emir kipi verir. O zaman gitmek fiili birinci tekil şahısla emir kipiyle asla çekimlenemez. Birinci çoğul şahısla asla çekimlenemez deriz. İkinci çoğul şahsını çekimleyelim. Siz gidiniz dedik. Onlar gitsinler dedik. Olumsuzuna gelelim. Yine insan kendisine emir veremiyorsa birinci tekili ve birinci çoğulu çıkardık. Sen gitme dedim. Gitme dersem ne yapıyorum? Emir kipiyle olumsuzluk olarak emir veriyorum. O gitmesin dedim. Ne yaptım? Emir kipinin ikinci tekil, üçüncü tekil şahısta olumsuzunu yaptım. Zaten birinci çoğul şahısı yok. Siz gitmeyiniz dedik. Mame olumsuzluk. Şurası şahıs ekimiz ikinci çoğul anlamda da emir kipi olduğu çıkıyor zaten. Siz gitmeyiniz diye. Üçüncü çoğulu yapalım. Onlar gitmesinler. Mame, olumsuzluk, sınar, sınar, sunar, sünler de ne olur arkadaşlar? Emir kipinde üçüncü çoğul şahıs çekimimiz olur deriz. O zaman şunu unutmuyoruz. Emir kipinde birinci tekilde ve birinci çoğulda emir kipi yok. Yani insan kendisine ve kendi içerisinde bulunduğu gruba emir veremiyor arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipinde? İstek kipimiz neydi? Hemen altına yazalım. A ve E'di değil mi canlar? A ve E. Bakalım o da bize katılsa. Baktım fiilime. Sağ S var. Sağ S neydi canlar? Şart kipiydi. Şimdi ben de olayı hatırladım dedim. Fiilime baktım, hatırladım. Şurada ne var? D var değil mi? Bu D neydi? Görülen geçmiş zaman ekiydi. Şurada biraz dinlenmeliyim demiş. Malı meli neydi? Gereklilikti. Yarın sinemaya gidelim dersek. Şuradaki E nedir gençler? Görmüştük. İstek gibiydi. Cevabımız yani Denizli oldu. Gençler kipleri ve şahıs eklerini bayağı ayrıntılı bir şekilde gördük. Sanmıyorum ki soru kaçırasınız. Bir sonraki videomuzda yine test üzerinden çıkabilecek sorular üzerinden devam edeceğiz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın Özel Öğretim Kursu'ndan Türkçe öğretmeni Yasemin Aracı Demirtaş. Geçen videomuzda fiilde kip ve fiilde şahıs eklerini görmüştük ayrıntılı bir şekilde. Şimdi de karşımıza çıkabilecek soru tarzlarına bakacağız. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? Gençler, gereklilik kipimiz neydi? Malı ve
Meli'ydi değil mi? O zaman benim burada arayacağım kalıp nedir? Malı ve Meli'dir. Baktık. Bu sabah geç kalktım. Tı ti tu tü. Neydi arkadaşlar? Görülen geçmiş zamanda. Peki kaçıncı şahıs yapmış bunu? Kim yapmış? Bu sabah geç kalktım. Ben geç kalktımsa ben birinci tekil şahıs oluyordu. O zaman görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahsı oldu. Her akşam Bursa'dan başlayalım. Bahçedeki çiçekleri suladık. Suladık benim fiilim. Peki şurada görülen nedir? Görülen geçmiş zamandır. Peki kim yaptı bu işi? Biz suladık. O zaman birinci çoğul şahıs çekimi oldu. Görülen geçmiş zamanın yine gitti. Her akşam bu ilaçlardan almalısın. Baktım arkadaşlar şuradaki malı meli tanıdık geldi mi? Şurada aradığım kalıp değil mi? O zaman malı meli nedir? Gereklilik kipidir. Peki kim almalı bu ilaçlardan? Sen almalısın. İkinci tekil şahıs oldu. Gereklilik kipinin ikinci tekil şahıs çekimi oldu. Cevabımız Ceyhan. Denizli'yi de yine inceleyelim. Az sonra maç başlayacak. Başlayacak. Acak ecek. Nedir gençler? Gelecek zaman ekidir değil mi? Cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuza baktık. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem emir kipindedir? Emir neydi arkadaşlar? Görünürde bir ek yoktu. Anlamdan çıkarıyorduk. Bakalım söylediğini yaparsanız buradan gider. Gider fiilim. Baktım ne zaman gider? Her zaman. O zaman şuradaki R'miz neydi? Eşittir geniş zamanlı değil mi arkadaşlar? Şurada da bir fiilimiz var. Bunu ileride göreceğiz. Şurada geniş zamanımız ardından da şart ekimiz gelmiş deriz. Ama burası değildir. Arkadaşlarımı şimdi aramalıyım. Malı meli. Neydi arkadaşlar? Yukarıda da görmüştük. Gereklilik kipiydi. Peki kaçıncı şahıs? Ben aramalıyım dersem birinci tekil şahıs olur. Gereklilik kipinin birinci tekil şahıs çekimi. Ne yaparsa yapsın aldırma. Aldırma diye sana ne yapıyor gençler burada? Emir veriyor değil mi? Aldırma o ne yaparsa yapsın diyor. O zaman cevabımız Ceyhan olur. Denizli'ye bakalım. Derslerine daha sıkı çalışmalısın. Malı meli. Yine tanıdık bir kalıp. Malı meli neydi gençler? Gereklilik kipiydi. Peki sen çalışmalısın dersek şuradaki ekimiz ikinci tekil şahıs olur mu? Cevabımız Ceyhan oldu. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme yani haber kipi kullanılmamıştır diyor. Haber ya da bildirme kipi dediğimiz şey neydi? Zamandı değil mi arkadaşlar? Zaman anlamı olacaktı. Bakalım bir kitapta ben okumalıyım demiş Yağız. Baktık malı meli tanıdık bir kalıptı gereklilik. Biraz sonra zil çalacak. Acak ecek gelecek zaman. Bu sözü ben söylemedim. Mame olumsuzluktu. Bir önceki videoda bayağı üzerinde durmuştuk. Dı di ise neydi arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman ekiydi. Kaçıncı şahıs? Ben birinci tekil şahıs. Bu sobayı çok iyi yakmışsın. Mış miş muş müş neydi? Öğrenilen diğer adıyla duyulan geçmiş zamandı. Peki kim yakmış? Sen sobayı çok iyi yakmışsın dersek şurada ne var arkadaşlar? İkinci tekil şahıs çekimimiz var. Peki bana soru ne diyordu? Bildirme haber gibi kullanılmamıştır. O zaman şunların hepsi bildirme haber yani zaman kipi ise bunun üçü elenir. Geriye gereklilik kalır. Gereklilik hangi kipti? Dilek tasarlama kiplerindendi değil mi? O zaman cevabımız Adana olur. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin kipi diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi gençler yüklemin kipi diğerlerinden farklıdır derse bizim kiplerimiz kaça ayrılıyor? Haber bir de dilek diye değil mi? Bunlara bakacağız. Taze ürünler için her gün buraya uğrar dersek uğrar. Şuradaki R nedir gençler? Geniş zaman. Ne zaman yapıyor bunu? Her zaman değil mi? O zaman burası geniş zaman. İstediğiniz notları yarın getireceğim. Getireceğim dersek şurada acak ecek mi var? Acak ecek neydi? Gelecek zamandı. Buraya baktım. Nihayet olanları anladın dersek şurada bir dı di du dü gördük. Dı di du dü neydi? Görülen geçmiş zamandı ya da bilinen diye de gelebilirdi.
alet çantasını getir diye ne yapıyor arkadaşlar? Emir veriyor değil mi? O zaman buradaki de emir kipiydi. Peki görülen geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman neredeydi? Haber kipinde ama emir kipi neredeydi? Dilek kipindeydi. Cevabımız Denizli oldu. Geldik bir diğer sorumuza. İçtenlikten uzak, asla sürekliliği olmayan insan ilişkileri yerin dibine batsın cümlesindeki eylemle kip bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gençler ilk önce şu özdeş kelimesiyle bir başlayalım. Özdeş ne demek? Özdeş demek aynı demek. O zaman yukarıdaki cümlede bulunan eylemin kip bakımından aynısını ben aşağıda bulacağım. Baktım. Batsın benim eylemim. Batsın diye ne yapıyorum? Emir veriyorum değil mi? O zaman ben aşağıda da emir kipi arayacağım. Baktım buraya gelir misin demiş. R nedir? Geniş zamandı. Burada o zaman geniş zaman vardı. Hatta geniş zamanın soru çekimi var. Kaçıncı şahıs? Sen dersek ikinci tekil şahıs. Sen gelir misin dersek geniş zamanın ikinci tekil şahıs çekimi oldu. Keşke bugün sizinle oynayabilsem. Sağ S şart ekimi. Evet. O zaman burada da ne varmış? Şart varmış, emir yokmuş. Bu da gitti. Davranışlarına dikkat et diye ne yaptım gençler burada? Emir verdim. Eğer ki burada emir kipi varsa cevabımız Ceyhan oldu. Denizli'ye de bir bakalım. Her şeyin farkındayım. Gençler burada fiil var mı? Eylem var mı? Hayır, yok, değil mi? O zaman ben burada kip eki arayabilir miyim? Hayır. O zaman bunu zaten elerim deriz. Geldik. Bir diğer sorumuza. Kendini beğenmiş insanlar başkalarını kendine hayran sanır. Cümlesiyle kip bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir demiş. Fiilime baktım. Sanır. Ne zaman sanır? Her zaman. O zaman şurada bir geniş zamanımız mı var gençler? Yazıyoruz geniş zaman. Özdeş olan neydi? Aynı demekti yukarıda gördük. O zaman geniş zaman ne yapacağım? Aşağıda arayacağım kip olacak. Birden susturdum tüm dünyayı. Baktım buradaki fiilim susturdum. Gençler bu nedir? Susturmak fiilim. Dı di du dü tı ti tu tü ise görülen geçmiş zamanımdır, değil mi? Kim yaptı bu işi? Ben. Birinci tekil şahıs. Görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahıs çekimi oldu. O zaman benim cevabım bu değil. Çünkü bana ne lazım? Geniş zaman lazım. Yüreğiyle bakmalı insan. Benim fiilim bakmalı. Aldım elime. Peki kökü baktı. Malı meli. Gençler malı meli neydi? Hatırlarsınız. Gereklilik kipiydi değil mi? Yine gitti o zaman çünkü bana geniş zaman lazım. Her gün aynı saatte gelsen daha iyi olur. Olur fiilim. Peki ne zaman iyi olur? Her zaman değil mi arkadaşlar? Şuradaki R o zaman ne oldu? Geniş zaman oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Denizli'ye de bakalım. Hatta Denizli'ye bakmadan önce aynı cümlede bir de şurada mı fiilimiz var? Evet, gel sen demiş. Burada ne var? Şart kipi var. Kim? Sen gelsen ne de ikinci tekil şahıstır diyelim ve Denizli'ye öyle geçelim. Onlara yorgunum dedim. Gençler fiilim benim dedim değil mi? Şurada ne var? Dı di du dü tı ti tu tü. Yani görülen geçmiş zaman var. Kim yapmış bu işi? Kim demiş? Ben dedim değil mi? Birinci tekil şahıs. Görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahıs çekimi oldu. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir diyor. Farklı bir kip. Bakalım. Kendi kendimle konuştuğum kadar kimseyle konuşmuyorum dersem. Şuradaki mımi mumi olumsuzluktu. Bir önceki videomuzda bayağı üzerinde durduk biliyorsunuz arkadaşlar. Your ise neydi? Şimdiki zamandı. Kim? Ben. Ben konuşmuyorum. Birinci tekil şahıs. Şimdiki zamanın birinci tekil şahsı. Yazlık duruyor. Bilirim ki insana en iyi kendi dinler. Ne zaman? Her zaman. O zaman geniş zaman mı? Evet, geniş zaman. Geldik bir aşağısına. Avşarlara oyun edip sürdüler. Dı di du dü mü gördük şurada? Evet. O zaman burası görülen geçmiş zaman mı olur? Peki kim sürmüş? Onlar. Üçüncü çoğul şahıs çekimi oldu görülen geçmiş zamanın. Geldik bir diğerine. Yalnız sen yağma yağmur. Vurma kalbime kalbime demiş. Vurma diye ne yapıyor arkadaşlar? Yağmura emir veriyor değil mi? O zaman burası da
Emir kipiyle çekimlenmiştir deriz. Baktık farklı bir kip dedi. Burası şimdiki zamansa haber kipi. Burası geniş zamansa haber kipi. Görülen geçmiş zamansa haber kipi. Ama buraya geldim. Emir kipimiz neydi? Dilek tasarlamadaydı. O zaman cevabımız Denizli oldu deriz. Geldik bir diğer sorumuza. Bekle fiilini aşağıdaki kip ve kişilerin hangisiyle çekimlememiz mümkün değildir? Gençler hepsiyle sırayla bir çekim yiyelim. Mesela bekle dedik. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanımız neydi? Yor. Birinci çoğul kim? Bekliyoruz dedik. Peki yor şimdiki zamandı. Bu işi kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Birinci çoğul şahsı. O zaman bunu da çekimlememiz mümkün. Geldik emir kipi. Bir önceki videodan hatırlarsınız canlar. Ne demiştik? Emir kipinde birinci tekil şahıs ve birinci çoğul şahısı çekimlememiz mümkün değil. Çünkü insan kendisine ve kendisinin içerisinde bulunduğu gruba ne yapamaz? Emir veremez dedik. Cevabımız Bursa. Geldik bir diğer sorumuza. Görüşeceğiz fiilinin zamanı ve şahsı doğru verilmiştir diyor. Bakalım şimdi bunu kökünden bir ayıralım. Görüşmek köküydü. Şurada bir acak ecek mi görüyoruz? Yumuşamaya uğramış, yumuşak G olmuş. O zaman şurası nedir? Gelecek zamandır, değil mi gençler? Gelecek zaman yazalım. Peki kim yapacak bu görüşme işini? Görüşeceğiz dersek biz görüşeceğiz. Biz de nedir? Birinci çoğul şahıs mıdır? O zaman gelecek zamanın birinci çoğul şahsı olan cevabımız Ceyhan. Geldik bir diğer sorumuza. Numaralandırılmış oklardan hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır? Baktık gençler. İncelesin. Kim incelesin? Ben incelesin, sen incelesin, o incelesin. Hangisi daha uygun? O. O nedir? Üçüncü tekil şahıs. Geldik diğerine. Toparlasın. Ben toparlasın, sen toparlasın, o toparlasın. O zaman ne oldu? Yine o oldu. Üçüncü tekil şahıs. Görüyorsun, ben görüyorsun, sen görüyorsun. O zaman ne oldu burası artık? Sen oldu. O zaman bu da ikinci tekil şahıs oldu gençler, değil mi? Beklesin, ben beklesin, sen beklesin, o beklesin. Hangisi daha uygun? O. O zaman burası da üçüncü tekil şahıs. O zaman ben kişisini bulmak için ne yapıyormuşum? Bir tekrar edelim gençler. Başına ben, sen, o, biz, siz, onlar getiriyormuşum. Hangisi anlamlıysa kişisini ona göre belirliyormuşuz. Burada da farklı olan üçüncü şık oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Söyle fiilinin bilinen, diğer adıyla görülen geçmiş zamanın birinci çoğul şahsa göre çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şuraya bir söyle yazalım. Demiş ki bana bilinen ya da görülen geçmiş zaman neydi? Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü, değil mi? Birinci çoğul şahıs demiş. Birinci çoğul şahıs kimdi? Biz. Biz söyle dik deriz, değil mi? O zaman söylemek kökümüzdü. Dı, di, du, dü görülen geçmiş zamanımızdı. K de birinci çoğul şahsımızdı. Bakıyoruz hangisi var? Bursa'da var. O zaman işaretliyoruz. Geldik bir diğer sorumuza gençler. Eskiden her gün süt içerdik cümlesini çekimleyen kip eklerinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Artık neye geçmiş? Anlam bilgisine geçmiş. Bu cümledeki anlam nedir gençler? Eskiden her gün süt içerdik. Biz bunu eskiden her zaman yapıyorduk. Yani geniş zaman. Peki ne zaman? Geçmişte yapıyorduk. Bu iş bitmiş mi artık? Bitmiş. Bakalım terk edilmiş alışkanlık. Olur mu? Aynen. Eskiden yapıyordum, geçmişte her gün ama artık yapmıyorum diyor. Geldik bir diğer sorumuza. Numaralandırılmış dizelerden hangisinde olumsuz bir fiil? Olumsuzluk ekimiz neydi gençler? Ma ve M'di, değil mi? O zaman olumsuz bir fiil kullanılmıştır. Bakalım. Düşüyor yapraklarına gülün. Gençler buradaki fiilimiz neresi? Düşüyor. Peki şurası nedir? Şimdiki zaman. Peki olumsuzluk eki görüyor musunuz? Hayır. O zaman bir gitti. Güller de bozamıyor bu uzun. Bozamıyor fiilimiz mi? Evet. Your neydi? Şimdiki zamanda yukarıda da yazmıştık.
Aslında burası Boza Mayor'du. 5. sınıfta hatırlarsanız ünlü daralmasını görmüştünüz. O zaman buradaki ne oldu gençler? Olumsuzluk eki olan ma m oldu. Cevabımız 2 oldu. Diğerlerine de bakalım yine. Karanlık sessizliğini kentin. Burada fil var mı? Hayır, elendi. Anılarını yitiriyor sokaklar. Yitiriyor dersek burada ne var? Şimdiki zaman var ama yine olumsuzluk eki görülmüyor. Cevabımız Bursa. Geldik bir diğer sorumuza. Görmek fiilinin istek tipi birinci çoğul şahıs olumlu soru çekimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sırasıyla gidelim gençler. Mesela şuraya görmek fiilini bir yazalım. Arkasından istek tipimiz neydi? A, E'di değil mi? Yazıyoruz. Birinci çoğul şahıs demiş. Kim? Biz. Değil mi? Biz görelim deriz. Peki devam ettik olumlu. Olumlu dediğine göre ma m eki olmayacak. Tamam burada hemfikiriz. Soru çekimi. Soru çekimi dediğimiz şey mı mi mu mü mü olur? O zaman görelim mi olur değil mi canlar? Burada cevabımız Bursa oldu. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlış verilmiştir diyor. Sırasıyla gidelim. Fiilimiz başlamak yazdık. Arkasından kipimiz, öğrenilen geçmiş zaman ekimiz neydi? Mış, miş, muş, müştü. Başlamış. Kaçıncı şahıs? Birinci çoğul yani biz yazıyoruz. Biz başlamışız deriz değil mi canlar? O zaman burası doğrudur deriz. İkiye geldik. Yine öğrenilen geçmiş zaman demiş. Mış, miş, muş, müş olacak. Yazdık fiilimizi. Çizdir. Miş. Kim? Birinci tekil ben. Çizdirmişim olacak. Neden? Çünkü mış mış öğrenilen geçmiş zaman im de birinci tekil şahıs. Bakıyoruz çizdiriyorum diyor. Bununla bu uymuyor. Şu yor neydi gençler? Şimdiki zamanda değil mi? Bana öğrenilen geçmiş zaman lazımsa burası yanlış verilmiştir deriz. Yine diğerlerine bakalım. Cevaplayacaksınız dersek acak ecek gelecek zaman bu işi kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz yani ikinci çoğul şahıs doğrudur. Canlanmak fiilimde geniş zaman istiyor. Canlanır. R geniş zamandı. Kim? Sen ikinci tekil şahıs doğrudur deriz. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılmaya devam ettiği anlamı söz konusudur? Arkadaşlar, eylemin yapılmaya devam etmesi ne demek? Hangi kiptir bu? Yor olabilir mi mesela? Geliyorum dedim. Şu anda yapıyorum ve bunu yapmaya devam ediyorum, değil mi? Bunun gibi bir kalıp arayacağız burada. Geceki gürültüyü hatırlayamadı. Dı diye doğduğu görülen geçmiş zaman. Gitti o zaman bu. Birlikte yürüyoruz. Yor. Ne demiştik? Eylemin yapılmaya devam ettiğini bildiren ekimiz yor. Kipimizdi değil mi? O zaman cevabımız Bursa. Yürümeye devam ettiğimizde ne yapıyoruz? Bildiriyoruz. İlk fırsatta buluşalım dersek buluşmak köküydü. Kim? Biz. Burası da şahıs ekimizdi birinci çoğul. Şuradaki A'da ne olur gençler? İstek kipi olur. Hangi evde yaşamak istersin demiş. Her zaman istersin dersek şurası R geniş zaman mı? Evet. Kim? Sen ikinci tekil şahıs. Geldik sorumuza. Aşağıdaki eylemlerden hangisi emir kipi ile çekimlenmemiştir diyor. Ben size eğer ki gül dersem ne olur? Gülmek fiilinden bahsediyoruz. Emir vermiş olurum değil mi arkadaşlar? Baksın dedim. O baksın. Ne yaptım? Yine emir verdim. Geliniz dedim. Ne yapıyorum? Yine emir veriyorum. Bilelim dersem gençler bilmek köküydü. Burası ise şahıs ekiydi. Arada ne kaldı? E. İstek kipi kaldı değil mi? Mesela size diyoruz ki bu konuyu iyi bilelim. Ne yapıyorum? Kendimize bir istekte bulunuyorum. Sizden bir istekte bulunuyorum. Eğer ki ben bunu emir kipiyle çekimleyecek olsaydım biliniz derdim. Geçtik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki fiillerden hangisi haber anlamı taşımaz demiş. Şimdi haber anlamı dediyse burası gençler şu zaman eklerinden mi olacak? Evet, zaman eklerinden birisi olmayanı bulacağız. Geldik, büyüdük. Dı di du dü görülen geçmiş zamandı. K'de kim yaptı bu işi? Biz, değil mi? O zaman birinci çoğul şahıs.
Burası ne oldu? Haber anlamı taşıdı, gitti. Tanımıyor. Mı mi mu mü neydi? Tanımıyor. Mame neydi? Olumsuzluktu, değil mi arkadaşlar? Yorda şimdiki zaman. O zaman burası da ne taşır? Haber anlamı taşır, gider, elenir. Keşfetmiş. Mış miş muş müş. Öğrenilen geçmiş zaman mıydı? O zaman burası da gitti. Yüzmeyin. Ne yapıyor gençler? Olumsuzluk ek ile birlikte size emir veriyor. Emir de neredeydi? Direkt tasarlamadaydı. Denizli oldu deriz. Görmek fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek anlamı katmıştır? Dilek anlamı dersek gençler, dilek kiplerimiz nelerdi? Bir yazalım. Gereklilik mi vardı? İstek vardı. Şart vardı. Emir vardı. O zaman bunlardan birisini katmış olacak buraya. Geçen hafta denizde yunusları gördüm dersem, görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahıs çekimi oldu. Hayvanat bahçesindeki aslanları görelim dedim. Görmek köküydü, biz görelim. Burası da şahıs eki. Arada ne kaldı gençler? İstek kipi olan AE kaldı. Cevabımız Bursa oldu. Yine diğerlerini de inceleyelim. Göreceğiz. Şurada bir acak ecek var. Bu nedir gençler? Gelecek zaman ekidir. Gelecek zamanda haber kiplerindendir. Gece korkunç bir rüya görmüşmüş. Öğrenilen geçmiş zaman ya da duyulan geçmiş zaman dediğimiz haber kiplerindendir deriz. Gençler sorularımızı da bitirdik. Bu soru tarzları gelecek. Fiilde kip ve şahıs eklerinden. Bir sonraki videomuz fiilde anlam olacak. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.